Which of the following is not suitable to fill in the blanks above? Yukarıdaki boşluğu doldurmak için seçeneklerden hangisi uygun değildir diye sorulmuş. Hemen Hans ve Roy'un birbirlerine ne sorduklarına bakalım. Hans ilk sorusunda "How do you go to your school?" okula nasıl gidersin diye sorduğunu görmekteyiz. Şıklarımıza baktığımızda da bunun cevabını A şıkkında görebiliyorum. Generally on foot. Genellikle yürüyerek. Dolayısıyla uygun bir cevap olacaktır bu kısma. Hans'ın ikinci sorusunda ise "Do you listen to your teachers carefully?" öğretmenini dikkatlice dinler misin diye sorduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bunun bir evet hayır cevabı olması gerekmekte. Yes or no question dediğimiz sorulardan. B şıkkına baktığımda of course I do. Tabii ki dinlerim anlamına gelen cevabı vermiş olabilir. Dolayısıyla ikinci boşluğumuzu da doldurduk. Hemen devam edelim. Son sorumuzda Hans, what do you do in your free time? Boş zamanlarında ne yaparsın diye sorduğunu görmekteyiz. C şıkkına baktığımda ise buraya uygun bir cevap gözüme çarpmakta. I try to improve myself. Kendimi geliştirmeyi denerim dediğini görmekteyiz Roy'un. Dolayısıyla bizim için bu boşluklara uymayacak olan cevap D şıkkında my father helps me. Babam bana yardım eder cevabı olacaktır. Which of the following questions did Rashid answer in his blog? Rashid kendi blogunda hangi soruya cevap vermiştir diye sorulmuş. Hemen bakalım burada ne anlatmakta. Hello my followers, I will answer your questions. Let's start with the first question. I enjoy reading gothic books. Burada bir cevabımız var ki öncesinde de bu cevabın bir açıklaması var. Hadi ilk sorumuzla başlayalım. Devamında ise ben gotik kitaplar okumaktan hoşlanırım dediğini görmekteyiz. Bunun açıklaması olarak da because I love reading about dark and mysterious scenarios dediğini görmekteyiz. Çünkü ben karanlık ve gizemli senaryoları okumaktan hoşlanırım demiş açıklama olarak da. Dolayısıyla ilk sorumuzun ne olacağını şıklarımızdan bulalım. Can you explain what the gothic book is? Bu bizim en sonki açıklamamız. Soruya verdiğimiz ilk cevap daha başka bir cevap. I enjoy reading gothic books olacak cevabımız. Dolayısıyla A şıkkını eledik. B şıkkına baktığımızda ise tam da aradığımız soruyu bulmaktayız. What kind of books do you like? Why? Hangi tür kitaplardan hoşlanırsın demiş. Ve devamında bunun nedenini sormuş. Dolayısıyla biz de because diyerek bunun nedenini de açıklıyoruz. Bizim için en uygun soru B şıkkı olacaktır. Which of the following is correct according to the speech bubbles above? Yukarıdaki konuşma balonlarına göre seçeneklerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Hemen şıklarımıza bakıp yukarıdaki konuşma balonlarıyla kıyaslayalım. Jason and Joe talk about how sports make them fit and healthy. Jason ve Joe sporun onları nasıl fit ve sağlıklı bir görünüme kavuşturduğunu konuşmakta demiş. Hemen bakalım Jason ve Joe'nun açıklamalarına. I prefer football to handball because I am good at playing football. Ben futbolu handball'a tercih ederim çünkü futbolda iyiyim demiş Jason. Hemen Joe'ya bakalım. I enjoy spending time with my deskmate. He prefers singing rap music like me. Ben sıra arkadaşımla zaman geçirmekten keyif alıyorum. O da aynı benim gibi rap müzik söylemeyi tercih ediyor demiş. Dolayısıyla A şıkkı bizim için yanlış bir çıkarım olacaktır. Hemen B şıkkına gidelim. Mine and Lisa express their interests about cooking traditional food.
Mine ve Liza geleneksel yemek pişirme hakkındaki ilgilerini dile getirmektelermiş. Hemen bakalım. I prefer eating lahmacun to spaghetti. I am crazy about eating lahmacun. Ben lahmacun yemeği spagetti yemeği tercih ederim. Çünkü lahmacunu çok seviyorum demiş. Liza'ya bakalım. I love surfing on the net after I do my homework. Ödevlerimi yaptıktan sonra internette surf yapmaya bayılıyorum. İnternette dolaşmaya bayılıyorum demiş. I am fond of visiting the social networking sites. Ben farklı sosyal medya sitelerini ziyaret etmekten hoşlanıyorum. Buna çok düşkünüm dediğini görmekteyiz. I am fond of kalıbıyla. Dolayısıyla yemekle ilgili herhangi bir şey görememekteyiz. B şıkkını da eleyebiliriz. C şıkkına bakalım. Joe and his deskmate have something in common about music. Joe ve onun sıra arkadaşı müzik hakkında ortak bir fikre sahiplerdir anlamında cümle kurmuşlar. Bu bizim için doğru olabilir. Çünkü Joe, arkadaşımla zaman geçirmekten hoşlanıyorum. Çünkü o da aynı benim gibi rap müzik dinlemekten hoşlanır demişti. D şıkkına bakalım bunu sağlamasını yapabilmek için. Liza prefers surfing on the net to do her homework to be successful. Liza'nın internette dolaşmasının sebebinin altını çizdiğimiz yerde olduğu gibi ev ödevlerinde başarılı olması için olduğunu söylemekte. Fakat onun amacının bu olmadığını daha yeni anlatmıştık. Farklı sosyal medya ağlarına ziyareti onu çok düşkün olduğu bir aktiviteymiş. Dolayısıyla D şıkkı da yanlış olacağından bizim için doğru cevap Joe ile ve onun sıra arkadaşıyla ilgili yargıya vardığımız cümle olacaktır. Which of the following can complete the dialogue best according to the chart above? Yukarıdaki çizelgeye göre seçeneklerden hangisiyle diyalog en iyi şekilde tamamlanır diye sorulmuş. Diyalogumuzda Joe, Eve, I know you are fond of music. Müziğe düşkün olduğunu biliyorum Eve. When you have free time, which types of music do you enjoy listening to? Boş zamanında hangi tarz müzikleri dinlemekten hoşlanırsın diye sormuş. You ise well I listening to diyerek cevap vermiş. Hemen hangi müzikleri çok sevdiğini öğrenelim. Tekno ona sıkıcı gelmekte. Dolayısıyla teknoyu eleyebiliriz. Caz da aynı şekilde sıkıcı gelmekte. Geriye kalan iki seçeneğimiz var. Heavy metal, beatbox. Dolayısıyla bizim cevabımız da A seçeneği olacaktır. Which of the sentences is not correct according to the brochure above? Yukarıdaki broşüre göre seçeneklerden hangisi doğru bir cümle olmamıştır, değildir diye sorulmuş. Hemen şıklarımıza bakalım. If you want to attend the concert, you must pay $18. Eğer konsere katılmak istiyorsanız $18 ödemelisiniz demiş. Hemen bilet fiyatımıza bakalım. Sol tarafta gözükmekte ticket olarak. Dolayısıyla A şıkkı bizim için doğru olacaktır. B şıkkına bakalım. You must go to New York on 23rd of August to listen to them. Onları dinlemek için 23 Ağustos'ta New York'a gitmelisiniz demiş. Konserin tarihine bakalım hemen. 23 August yazdığını görmekteyiz sağ tarafta. Ve aynı zamanda bunun New York'ta olduğunu da kanıtlayabiliyoruz broşürden. Dolayısıyla B şıkkı bizim için doğru olacak. For more information, you can visit their website. Daha fazla bilgi için web sitelerini ziyaret edebilirsiniz demiş. Hemen bakıyoruz broşürümüzün en alt kısmında For More Information adı altında bir internet sitemiz var. Dolayısıyla C şıkkı da bizim için doğru olacaktır. D şıkkına bakalım. You must pay more than $18 for two bottles of fruit juice. Meyve suyu için $18'dan fazlasını ödemek zorundasınız demiş. Fakat açıklamamızda Get two bottles of fruit juice for free. İki şişe
Meyve suyu ücretsiz demiş. Dolayısıyla bu bizim için doğru bir cümle olmayacaktır. D seçeneği doğru cevabımız. According to the table above, which of the books can be bought Kahn and Carl's choice? Yukarıdaki tabloya göre seçenekteki kitaplardan hangisi hem Kahn için hem Carl için bir seçim olacaktır demiş. İkisinin ortak hoşlandığı bir kitap olmalı. Hemen bakalım. Kahn, Cooking, Soccer, Exploring, Underwater, Helping Animals at the Shelter. Carl için ise Football, Swimming, Music, Board Games. Kahn'ın yemek, futbol, sualtı yaşamı anlama, aynı zamanda barınaktaki hayvanlara yardım etme hakkında ilgilendiğini görmekteyiz. Carl'ın ise futbol, yüzme, müzik ve masa oyunlarıyla ilgilendiğini görmekteyiz. Dolayısıyla ikisinin ortak olduğu Football and Soccer. İkisinin de futbolda ortaklaştığını görüyoruz. A şıkkına baktığımda Pele, The Goal Machine. Pele, Gol Makinesi adlı kitabı okumaları çok daha uygun olacaktır birlikte. According to the poster, which of the following questions does not have an answer? Yukarıdaki postere göre sorulardan hangisinin cevabı yoktur diye sorulmuş. Hemen sorularımıza bakalım. Do I have to bring the equipment for any activities? Herhangi bir aktivite için ekipman getirmek zorunda mıyız? Hemen cevabımıza bakalım posterden. Equipment included. Ekipman dahil fiyat verilmiş. Dolayısıyla A şıkkına cevap bulduk. B şıkkına bakalım. How much money do I pay for 5 days camp? 5 günlük kamp için ne kadar para öderim demiş. Hemen bakıyoruz. $100 per day. Günlük $100 olduğunu söylemiş. Dolayısıyla 5 günün $500 olduğunu çıkartabiliriz. D şıkkına bakalım. What are we going to do there on the 5th day? Orada 5. günde ne yapacağız diye sormuş. Hemen bakalım. 4th day, 4. gün hiking. Last day, yani 5. gün voleybol. Voleybol oynayacaklarını görmekteyiz. Dolayısıyla D şıkkında cevabını bulduk. How many people are going to attend the camp? Kampa kaç insan katılacak diye sormuş. Fakat posterde bunu görememekteyiz. Bizim için doğru cevap C seçeneği. Which of the following is correct according to the graph above? Yukarıdaki grafiğe göre seçeneklerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Hemen şıklarımızı okuyup grafikle yorumlayalım. Students prefer reading gothic books more than travel books. Öğrenciler gotik kitapları okumayı, seyahat kitapları okumaya tercih ederler demiş. Hemen bakalım. Gothic book turuncuyla gösterilmekte, travel book ise gri ile gösterilmekte ve seyahat kitaplarının çok daha üstün olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla A şıkkı bizim için yanlış bir çıkarım olacaktır. Less than half of students like children's book. Öğrencilerin yarısından daha azı çocuk kitaplarını sever demiş. Hemen bakalım. Children's book morla gösterilmiş ve %58'i görmekteyiz. Dolayısıyla %50'den yarısından altta değil, yarısından üstte olacaktı. Bu nedenle B şıkkını da eleyebiliriz. C şıkkına bakalım. Students like children's book more than gothic books. Öğrenciler çocuk kitaplarını gotik kitaplara göre daha fazla sevmektedir demiş. En fazla sevilen kitap türü çocuk kitapları olduğundan bu şık bizim için doğruyu söylemekte. Hemen D şıkkına bakalım. Fantasy books are the most popular ones among the students. Fantezi kitapları öğrenciler arasında en popüler olanlardan bir tanesiymiş. Baktığımızda pembe renkle gösterilmekte ve %21 olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla çocuk kitaplarından sonra ikinci sırada gelmekte. Bu nedenle en fazla popüler olan diyemeyiz. Bizim için yanlış olacaktır. C şıkkı bizim doğru cevabımız. Çocuk kitapları
gotik kitaplara göre daha fazla sevilmekte keza. Which of the following cannot complete the blank above? Yukarıdaki boşluğu hangi seçenekle dolduramayız diye sorulmuş. Hemen bakalım. Sen burada bir soru sormakta ve sorunun devamında science fiction books, bilim kurgu kitaplarından bahsetmekte. Kim ise bununla ilgili bir düşünce sunmakta. In my opinion, they are fantastic but not realistic. Bence onlar çok fantastik ama gerçekçi değil. Their topics are sometimes about space or robots living in the city center. Onların konuları bazen uzay ve robotların şehir merkezlerinde yaşamasıyla ilgili. I like them. Onları seviyorum. They give me joy and excitement. Onlar bana zevk ve heyecan veriyor demiş. Dolayısıyla burada bilim kurgu kitaplarıyla ilgili bir soru sormaktayız. Şıklarımıza baktığımızda A şıkkında What is your opinion of science fiction books? Burada bilim kurgu kitapları hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncen nedir? Gibi bir sorumuz var. Dolayısıyla bununla tamamlayabiliriz. C şıkkına bakalım. What do you think about science fiction books? Yine aynı şekilde, aynı kalıpta bir sorumuz. Bilim kurgu kitapları hakkında ne düşünüyorsun? Demesi uygun olacaktır. How do you feel about science fiction books? Yine bilim kurgu kitapları hakkında ne hissediyorsun diye sormakta. Bu da bizim için uygun olacaktır. Çünkü cümlemizin sonunda they give me joy and excitement anlamında iki tane histen bahsedilmiş. Zevk ve heyecan. Dolayısıyla D'ye de cevap alabiliyoruz bu konuşmada. Do you think science fiction books? Burada ise bilim kurgu kitaplarını düşünür müsün diye sormakta. Bunun cevabında bir açıklama gerekmiyor. Çünkü evet veya hayır diye cevap verebilir. Dolayısıyla B şıkkındaki soru cümlesiyle bu diyaloğu iyi bir şekilde tamamlayamayız.